Partisi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Atlı, Kozan Ülke Ocakları Başkanımız Sayın Murat Mercan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Enes Erçey, Kozan Belediyesi Meclis Üyesi Adayımız Sayın Eda Tanrıverdi Yıldırım ve siz kıymetli basınımızın güzide mensupları, kıymetli misafirlerimiz, bu güzel toplantıya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Meclis Üyesi Adayımız Sayın Eda Tanrıverdi Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın BHP Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Ülke Ocakları Başkanım, kıymetli muhtarlarımız, odalarımızın değerli temsilcileri, güzide basın dostlarım, Tanrıverdi ve Yıldırım ailelerin saygıdeğer üyeleri, toplantımıza hoş geldiniz. Kozan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Atlı'nın yanında ve arkasında bulunmaktan, onun bir meclis üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ne diyordu Başkanımız Cennet Mekan Alparslan Türkeş? Türk Kalesi'nin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakarlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattır. Başkanımız vurguladığı üzere, yüksek vazife duygusuna sahip, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir kardeşiniz olarak, ayrıştıran değil birleştiren, sadece kendisine oy verenlere değil, 132 bin kişiden oluşan, Kozan halkına hizmetkar olacağına yüreksel inandığım ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır sözünü kendisine şiar ediren, herkes için herkese göre belediye, birliğin gücüyle sloganının ruhuna uygun olarak Sayın Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı öncülüğünde refah, yaşanılabilir, insanı merkez edinen, aynı zamanda hayvanların da rahat ettiği, yeşilin hakim olduğu, kadınlarımızın ve çocuklarımızın 24 saat korkmadan, güvenlik kaygısı taşımadan hareket edebildiği, gençlerimizin kendisi fiziksel ve sosyal olarak geliştirebildiği, modern, çağdaş bir şehir inşa etmek ve doğup büyüdüğümüz bugün bize sahip olduğumuz her şeyi veren, Kozan'a borcumuzu ödemek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağıma, burada hepinizin huzurunda söz veriyorum. Cumhur İttifakı ruhunun korunup yaşatılmasının ve ulusal düzeyde yüce devletimizin tüm damarlarını sirayet edebilmesinin en önemli saç ayaklarından biri de bu ruhun yerel düzeyde yaşatılıp her çerçevede milli bir anlayışın tabana yayılmasını sağlamaktır. Bugün Kozan yerelinde bu görev Sayın Mustafa Atlı'ya tevdi edilmiştir. Bizlere düşen de kendisine bu kutsal görevi ifa ederken tüm bilgi birikim ve deneyimimizle yardımcı olmaktır. Şahsım bu bilinç ve anlayışla Mimar Eda Tanrıverdi Yıldırım olarak Sayın Başkanımızın Sayın Başkanımız Mustafa Atlı'nın vereceği her türlü görevi iyi yapmaya, bu şekilde memleketimizi, canımız, Kozan'ımıza hizmet etmeye hazırım. Sözlerime burada son verirken, bugün beni bu anlamlı günde yalnız bırakmadığınız için, öncelikle bir kadın olarak tüm hemcinslerime, bütün ülkücü abilerime, kardeşlerime, AK Partili diğer dostlarıma, kıymetli zamanını ayıran partili, partisiz tüm misafirlerime ve mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum Tanrıverdi Yıldırım ailesi mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diye.
yere. Küçük geldi buraya. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Kozan Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Atlı'nı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz edelim. Hepiniz gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir bölümü kız evi gibi buranın. Şu arka taraftakiler var ya, gazeteciler de çekerse onlar alkışlamıyorlar. Siz kız evi misiniz abi? Ha şöyle. Coşku gelsin, neşe gelsin. Kız vermiyorsunuz. Belediye alıyorsunuz kızınıza, belediye. Şimdi aslında gelirken çocuklar dediler ki, ülke ocağındaki çocuklar, pırıl pırıl gençler, dedim ki aman ha, slogan filan atmayın. Dedim içeride bizim apolitik olan, en az politik olan arkadaşımızın toplantısı. Şimdi biz bu toplantıda Alem Başkan'a da toplantı yaptık. İçimizdeki en politik olan kişiydi o. O, ilde görev yapmış, başkan yardımcılığı yapmış, milletvekili adaylığı var. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, biz dağa bayır demeden, ova demeden, apartman demeden, iş yeri demeden sizleri ziyaret ediyoruz. Sizlere kendimizi, derdimizi anlatıyoruz. Bu memleketin problemlerine dair çözümlerimizi anlatıyoruz. Her gittiğimiz yerde ben belediyecilik hizmetini ikiye ayırdığımı anlatıyorum. Diyorum ki klasik belediyecilik, bir de sosyal belediyecilik tarafı diye. Klasik belediyecilik tarafını asfaltın, kanalizasyonun, suyun, parkın, bahçenin, spor alanlarının, kompleks alanlarının sivrisinekle ilgili olan, mücadeleyle ilgili olan bölümüyle ilgili olan. O bölümü inanın biz bu memlekete kadar çözülmemiş olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bir çivi çakılmadığının ya da çakılmışsa bu memleketin derdine derman olmayacak çivilerden olduğunun farkındayız. Biz zaten sorun var diye dağdayız. Sorun var, çaresi var. Sorun var, karşısında Cumhur İttifakı var. Sorun var, çözüm var, karşısında Mustafa Atlı var. Şimdi bu klasik belediyeciliğin yanında bir de sosyal belediyecilik var. Asfaltla ilgili, yolla ilgili, suyla ilgili olan problemlerini sadece ben çözmeyeceğim. Bizim meclis üyesi listemize bakın. Diğer partilerin meclis üyesi listesine de bakın lütfen. Bizim arkadaşlarımız, bizim dostlarımız benim yaptığım listede birinci sıradan başlamak üzere ilk 5-6 sıraya bakın. Hepsi üniversite mezunu, kendi alanlarında pırıl pırıl insanlar. Ve onların özelinde yarın da 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. Bizim listemize bakın, bayanların nerede ve nasıl temsil edildiklerine bakın. Listemizin en güzide yerlerinde şehrimizin en başarılı hanımefendileri var. O yüzden yarına dair şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü onların tamamını kutluyorum. İşte kadınlarımız başta olmak üzere Alev Hanım iş dünyasının içerisinde başarılı bir arkadaşımız. Hemen arkasında bu geceyi düzenleyen sevgili mimar arkadaşımız, hakikaten sizlerin kızı, gelini, hakikaten kendi alanında başarılı bir insan. Hemen arkasında bizim kadın kolları başkanımız. Hakikaten kendi yaptığı işi severek, aşk ile yapan, toplumda karşılığı olan, dokunabilen bir dostumuz. Hemen arkasında Gamze Hanım. Hakikaten bu memlekette iyi iş yapan, başarılı bir iş kadını. Sadece ilk sırada 4 kişi saydım değil mi? Bayan olmak istedim.
İnanın buna, sadece bu dört kadına bıraksam memleketimizin asfalt problemini, para problemini ben zaten çözerim. 600 milyon liralık bütçemiz var. Bunun 350 milyon liralık bölümü işletme gideri ve personel gideri. Geri kalan 250 milyonun senede 100 milyon liralık bölümünü asfalta, suya, oyun parkına, kanalizasyon gibi ihtiyaçlara ayırmış olsak bu memleketin son 4 yılında, bundan sonraki 4 yılında hiç problemli işinin kalmayacağını sizi çok net, açık yüreklilikle anlatabilirim. Ve bunu sadece bu 4 kadın yapar. Ama biz onlarla 4 değil, 44 değil, 444 değil, 132 bin kişiyle, tüm Kozan'la, tüm ekiple, tüm problemlerinizi çözeceğiz Allah nasip ederse. Biz sizleri Nihat Atlar'ın anlattığı gibi Allah nasip ederse bu yaz cibindiriksiz yatıracağız. Sizin asfalta dair hiçbir probleminiz kalmayacak. Sizin suya dair hiçbir probleminiz kalmayacak. Yeter ki bize, yani Cumhur'un adaylarına oy ver. Pekala. İkinci mesele neydi? Biraz önce anlattım ya. Ben de biraz anarşist damarı çıksın. İşte bu memleketteki çocuklar için. Dalından kopmuş yapraklar misali şehrin farklı farklı noktasına tayin olmuş. Rüzgar ne yandan eserse o tarafa giden çocuklarımızın önüne engel olmak, sur olmak, dimdik olabilmek, o çocukları üniversiteye yönlendirebilmek, o çocuklara aş ve iş üretebilmek, o çocukları doğru düzgün kütüphanelerde derslerini çalışabilsinler, o çocuklar normal yerlerde, normal sinema sistemlerinde, normal kütüphanelerde sosyalleşebilsin, güvenli ortamlarda şehrin içerisinde gezebilsin diye ve o çocuklar Allah nasip ederse düzgün kurslara gitsinler, Kur'an kurslarına gitsinler, İngilizce kursuna gitsinler. O çocuklar bu şehirde bağlama kursuna gidebilsinler, piyano kursuna gidebilsinler diye tüm hizmet vereceğim. Ne diyor Başbuğ Alparslan Türkeş? Diyor ki, dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder. Biz bu memlekette hiçbir çocuğumuzun anasının, babasının, büyüklerinin önünden ayrılmasına, uyuşturucu satıcılarının mezesi olmasına, biz hiçbir çocuğumuzun bağımlılık noktasında sokakta perişan olmasına, biz hiçbir çocuğumuzun iddia, yasa dışı bahis organizasyonunun tezgahına düşmesine izin vermeyeceğiz. Bu iş için Mustafa Atla aday, bu iş için 1 Nisan'da bir şey değişecek, bu şeyde her şey değişecek. Diyeceksiniz ki bu memlekette bir şey değiştiğinde hakikaten bu kadar çok şey değişir. İnanın buna değişir. Size anlatayım. Çok eskiye götüreyim, hem de en yakınımıza getireyim. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan'dan önce, inanın buna, yaşadınız mı bilmiyorum, ben o şehirlerde, o kritik eşikte oradaydım. Şehirde doğalgaz yok. Her taraf kömür kokuyor. Haliç, bizim bu Şuşe'deki yer var ya, arıtma tesisinin olduğu kayhan var ya, onun gibi kokuyor. Haliç'e ayağınızı uzattığınızda hasta oluyorsunuz. Nefes alsanız herkes hasta oluyor. Trafik keşmekeş, tramvay, metro, hak getire. Tayyip Erdoğan geldi, hakikaten şehre yavaş 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 dokundu ve iktidar bıraktığında hal işte insanlar yüzebiliyorlar. Bir şeyin değişip İstanbul gibi bir metropolün hakikaten değişebildiğini ben orada gördüm. Yakına gelelim, o kadar uzağa gitmeyin. Kozan'da emniyet müdürümüz değişti değil mi? Değişti. Bundan önceki emniyet müdürümüz çalışıyor muydu? Evet çalışıyordu. Ancak şu an yeni gelen arkadaşımız tabii ki muhalefet ittifaka tabiymiş. Hakikaten düzgün çalışıyor. Sahaya bastı. Tüm ekipler sahada şu an suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Eskiye oranla mukayese edildiğince suç oranı %50 düşmüş. Şehrimizin içerisinde dikkat edin artık kimse silah falan sıkamıyor. Her gün operasyon yapıyorlar. Yunuslar vızır vızır.
hakikaten bir şey değiştiğinde her şeyin değiştiğini mevcut günümüzde de gördük. Allah nasip ederse biz 1 Nisan'da siz ilgi gösterir, dua eder ve bizleri desteklerseniz, sizin dostlarınız bizleri desteklerse biz iktidara geldiğimizde evet bu memleketi klasik belediyecilik anlayışıyla tüm problemlerini çözeceğiz. Ancak biz size hayal ve vaat etmiyoruz. Ben hiçbir toplantımda sizlere ta Andıl Dağı'ndan kaleye kadar teleferik sözü vermedim. Vermeyeceğim de. Bizim yaptığımız projeler hakikaten makul ve mantıklı. Geçtiğimiz günlerde Eda Hanım mimar biliyorsunuz bir proje yapmış. Dedim ki ben bunu doğru bulmadım dedim. Niye diye sordu Eda Hanım bana. Dedim ki senin yazdığın bu beslen projesinde yollar olduğundan biraz daha büyük görünmüş. Daha ferah görünmüş. Makul olanı çizsek ne olur? Eda Hanım bana dedi ki ben Mustafa Atlı ile çalışıp çalışmama noktasında hep böyle mış gibi düşünürken bu kararla sizin yaptığınız yönlendirmeyle doğru ve makul dışına çıkmayacağınızı bir kez daha teyit ettim. Doğru insanla yola çıktığımı bir kez daha farkına vardım dedi. Biz şimdiye kadar hiç hayal satmadık. Niye satmadık biliyor musunuz? Dedi bir adayın bir tanesi Bucak'ta sizin memleketinizde bir proje yapmış. Yeşil Bucak projesi. Projenin tamamı sizlerin arazisinin üzerinde. Belediyenin bütçesinin tamamını o arazileri satın almak için kullansak dahi orayı yapamıyoruz. Sizi hayalle satın almaya çalışıyorlar. Size sizin geleceğinizle ilgili umut vererek, umut tacirliği yaparak, umut ticareti yaparak sizlerin oyunuza talip olmaya çalışıyorlar. Personel belediyeye 300 tane personel almış. Part time çalıştırıyor. Bir bölümünün sigortası daha yapılmamış. Siz bizi belediyeye aldığınızı varsayarak bize oy vereceğinizi düşünüyorum. Sizlerin evlerinin önüne kum gönderiyorlar. Kum, kum. Kumla birlikte sizlerin oylarını, sizleri satın alabileceğini düşünüyorlar. Ancak size ben bir şey söyleyeyim mi? Geçmiş dönemde kim ki umut tacirliği yapmış, kim ki kum ticareti yapmış, emin olun kaybetmiş. Buradan sesleniyorum. Güle güle, güle güle, güle güle. Erkek turizmle güle güle. Nereden biliyorum? Geçtiğimiz günlerde anket yaptırdık. Çok detaylı bir anket. Sizlere de gelmiştir. İnanın buna, bu kadar kum ticareti, bu kadar personel alımı, bu kadar çeyrek dağıtımı hepsi boş. Anketlerde ilk ikinin içerisinde bile yok. Açık ara öndeyiz. Ancak duracak mıyız? Hayır. Ne diyor reis? Durmak yok, yola devam. Nereye kadar? Nereye kadar? Hedef 1 Nisan değil arkadaşlar. Allah nasip ederse sizin gösterdiğiniz teveccühü ilgiyle Allah nasip ederse 1 Nisan'da belediye başkanıyız. Ancak yola devam dediğim bölümü önümüzde kocaman ağır bir yük var. O yükü sırtımıza alacağız. O sırt, o yükümüzü aldığımız sırt Allah nasip ederse bizi 5 yıl sıkıntıya sokacak. Ama 5 yılın sonunda bize diyecekler ki Allah razı olsun ya da Allah bildiği gibi yapsın. Kim gibi? Önceki belediye başkanları gibi. Hiçbir makam ve mevki hiçbir kişiye ömür boyu bahşedilmemiştir. Bakın ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben Halk Bankası'nda memurluk yaptım, fetiş yaptım, bölüm müdürlüğü yaptım, şube müdürlüğü, ticari şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü, halk emeklilik yönetim kurulu üyeliği, Adana Ticaret Odası'nın meclis üyeliği, komite başkanlığı. Ama şu an hiçbirisi yok. Şu an yapayalnız, dimdik, tüm ünvanlardan aranmış bir kardeşimiz olarak karşınızdayım. Allah nasip eder de 1 Nisan'da belediyeye oturduğumda 1 Nisan'da belediye başkanlığının da bize ömür boyu bahşedilmediğini anlayabilecek kadar makul bir adam. Bu 5 yılın sonunda bana ve benim ekibime diyecekler ki Allah razı olsun ya da Allah bildiğini yapsın. Kim gibi? Geçmiş dönemde belediye başkanlarımız var. Partilim olmamasına rağmen bu memleketin insanı.
Mustafa Azgı, bu şehre şehir olma noktasında tüm dinamikleri ve temelleri atan ekip. Bizim onun içerisinde ağırlıklı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekibi, meclis üyeleri de destek vermişler. Ne olmuş? Otogarı yapmışlar. Ne olmuş? Sebzalini yapmışlar. Ne olmuş? Göç yolunu açmış. Ne olmuş? Şirin Efendi Bulvarı'nı açmış. Ne olmuş? Şevkiye Köprü'yü açmış. Ne olmuş? Çevre yolunun imar düzenlemesini yapmış. Allah razı olsun. Kim gelmiş? Mehmet Atışköz gelmiş. Memleket susuzlukla inim inim inlerken suyu bize bahşetmiş. Onu yaptığı hala suyu kullanıyoruz. Onun ötesinde bir gram bir şey olmuş. Arkasına biri daha gelmiş. Kim gelmiş? Bu Söztürk gelmiş. Altyapıyla ilgili problemlerimizi çözmüş. Allah onlardan razı olsun. Ama biri var ki gelmiş, ben yaptım demiş. Ekibine güvenmemiş. Meclis üyesi yazmış ya bu arkadaşlar. İnanın onların fikrini sormamış. Sırtını dönmüş onlara ve demiş ki ben belediye başkanıyım, bana oy verdiniz. Ben bu şehre dair tüm kararları ben alacağım. Gitmiş biraz önce toplantı yaptığımız yerde Şevkiye'yi Irmak Caddesi'ne bağlayan köprü, tarihi köprüyü kapatmış. Şehre binlerce turist getireceğim iddiasıyla. Bir tane turist gelmemiş ama Şevkiye'yi Adana Caddesi'ni öldürmüş, Irmak Caddesi'ni öldürmüş. Allah ne diyecek ona? Allah ne der bilmiyorum ama biz güle güle diyeceğiz. Biz bir koltuğa tabi değiliz. Biz bir koltuğa talip değiliz. Şahsım adına bir koltuk istemiyorum. Eğer bir koltuk isteseydim ben mevcut koltuğumda devam ederdim. Ben Halk Bankası'nın bölge yöneticisiyim. 12 yıldır beri. Ve başarılı ve hırslı da bir adamım. Beni tanıyan dostlarımız var. Anlatıyorum. Ben Feke'nin Mansurlu köyünde doğdum ama üniversiteyi ihtar derecesiyle bitirdim. Müfettişliği birinci olarak kazandım. Beni o yüzden Adana Şube Müdürü yaptılar. Onu Türkiye birincisi şube yapınca Türkiye'nin en genç bölge müdürü olarak atandım. Onu da Türkiye birincisi yapınca Halk Emekliliğin Yönetim Kurulu üyesi yaptılar beni. Sonra arkasından oradaki gösterdiğimiz performans nedeniyle aynı yere ikinci defa bölge yöneticisi olarak atandım. Türkiye'de aynı yere üst üste bölge yöneticisi olarak atanan Türkiye'deki hem özel hem de kamu bankalar arasındaki tek adam. İsteseydim zannediyorum ki 12 yıl daha bölge müdürlüğü yapardım. Dedi ki seni biz başka yerlere planlarken Kozan gibi bir yere neden? Onu anlatamadım. Memleketimin çocukları uyuşturucuyla alınıyor. Onu anlatamadım. İddianın yasa dışı bahisinin içerisinde de. Onu anlatamadım. Bizim şehrimiz çöp olmak üzere. Bizim şehrimiz kanalizasyonun içerisinde boğuluyor diye anlatamadım. Şevkiye hastalığı diye bir hastalık var. Şehrimiz bu problemli hastalıkla anlıyor diyemedim. Yakağını anlatamadım ona. Çibindirik meselesini hiç anlatamadım. Dedim ki sadece memleketin bana ihtiyacı vardır. İnanın bana bu kadar problemlerin altına girebilmek hakikaten akıllı adam işi değil. Ancak biz bu işe talibiz evelallah ve bu işin altından kalkarız. Ben anlattığım üzere 12 yıl daha bölge müdürü yapabilirdim. Ben belediye başkanlığından 3 kat daha fazla maaş alıyorum. Bindiğim makam arabası şu anki belediye başkanının arabasından daha iyi. Onda 7 tane müdür var, bende 41 tane müdür var. Her bir şube bu Kozan Belediyesi'nin bütçesinin 2 katı büyüklüğünde. Eğer makam isteseydim, koltuk isteseydim mevcut koltuğu sizlerden oy dilenmeden oturabileceğim bir yerdi. Şimdi sizlerden oy rica ediyorum. Çünkü 5 yılın sonunda diyeceksiniz ki onu umut ediyorum. Allah razı olsun. Bizim problemlerimizi çözülüyoruz. Dediğiniz Rıza makamına tabiiz. Ve ona tabiiz. Sadece ben değil, buradaki tüm meclis üyesi adayları. Şunun sözünü de vereyim. Bana dediler ki, madem meclis üyesi bir arkadaşımız sizlere bu toplantıyı yapmış, dediler ki meclis üyesinin yerinin tamamı ailesinden olacak. Ben de onlara dedim ki, bizim meclis üyesi listemizde bir tane ailemden biri olursa lütfen bana oy vermeyin. Şu an meclis üyelerinin içerisinde bir tane benim ailemden kimse yok. Şimdi diyorlar ki belediyeye gelirse ailesi kimseye yaklaştırmayacakmış.
Biraz önce kardeşim oradaydı. İlk defa bir kardeşim, ablalarımdan bir tanesi toplantıya geldi. Çok isterdim belediyede çalışmasını. Merkez Bankası'nda genel müdür yardımcılığı yapmış. Şu an baş müfettiş olan, iki lisan olan, İngiltere'de MBA yapmış. Çok donanımlı birisi. Keşke bizim Kozan'da çalışsa ve buraya hizmet etmek istesin. Ancak etmezler. Size buradan söz. Belediyede benim ailemden biri olacak. Belediye başkanlığında, başkanlık makamında biri olacak. Belediyenin encümeninde bir arkadaşı olacak benim ailemden. Tüm aileyi ben temsil edeceğim. Benden başka kimse yok. Biz belediyenin malını, biz devletin malını, dün Halk Bankası'nda olduğu gibi kimseye yedirmedik, kimseye peşkeş çektirmedik. Bugün de tüyü bitmemiş yetimin malını kimseye yedirmeyiz evvelallah. Sevgili dostlar, ben yokluğun ve yoksulluğun ne olduğunu bilen bir aileden geliyorum. Benim babam bana bir öğüdü var. Şu desturla büyüdük biz. Yalandan ve haramdan, yılandan nasıl korkuyor ve kaçıyorsak onlardan da öyle kaçıyoruz. Biz Allah'a çocuklarımla birlikte şöyle bir dua ediyoruz. Allah'ım, hesabını ve zekatını veremediğimiz, dostlarımızla yiyemeyeceğimiz bize parayı nasip etme. Allah'ım, altından kalkamayacağımız yük, görev ve makamlarla bizi terbiye etme, imtihan etme. Ama bizim talip olduğumuz makam, Allah nasip ederse, çok rahatlıkla altından kalkabileceğimiz, bu memlekete hizmet edebileceğimiz, memlekette tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunabileceğimiz, kimseye yedirmediğimiz gibi kendimizin de yemeyeceği bir makama teslim alacak ve görevi layıkıyla yapacağız Allah nasip ederse. O yüzden Allah nasip eder de o güne gelirsek bunların hepsini umut ediyorum ki sizlerin dilinden duyacağız. Ve diyeceksiniz ki tek temennimiz, kalbimizden geçen dua, Allah razı olsun duası olacak. Allah razı olsun. Sormak isteyen olursa muhakkak soruları da alırım. Biz aslında şimdiye kadar sahadayız. Bir filmin fragmanını size seyrettiriyoruz. Bir anket açıkladık. Açık ara önde izledik. Ama inanın ki esas filme gelmedik bile. Esas film pazar günü itibariyle başlıyor. Pazar günü şimdiye kadar hiçbir vekilimizi sahada görmediniz. Hiçbir bakanımızı da sahada görmediniz. Ama pazar günü Sayın Bakanımız, AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik Beyefendi ve Fatih Mehmet Koca İstin'in katılımıyla pazar günü saat 2.30'da seçim ofisimizi açıyoruz. Açıyoruz. O toplantıya şeref konuğum olarak hepinizi davet ediyorum. Siz olmazsanız biz eksiyiz. Muhakkak bizi tamamlayın. Efendiler, beyefendiler, bizleri buraya kadar gelerek dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Bir şey değişecek, her şey değişecek.